değerli Fıtrat TV izleyenleri, bir yorumlu haberde daha yine sizlerle birlikteyiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bu hafta? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Mustafa Bey, Fırat Kalkanı operasyonu başladı bu hafta biliyorsunuz. Evet. TSK Suriye'ye girdi yavaş yavaş. Hatta 6 günde 33 köy alındı. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili? Şimdi Fırat Kalkanı operasyonu aslında Suriyelilerin beklediği, Türkiye'nin de uzun zamandır evet, acaba girsek mi girmesek mi diye çelişkide olduğu bir ya da başlatmayı isteyip ama genel oradaki dengeler yüzünden geciktirdiği bir operasyon oldu. Bir takım kırmızı çizgilerimiz olduğunu daha önce belirttik. Fakat oradaki unsurların da rahat durmamaları ve bir şekilde o kırmızı çizgileri de zorlamaları açıkçası Türkiye'yi bu anlamda mücbir bir duruma getirip o müdahale yapılmasına gerekçe oluşturdu. Tabii bu arada hızlı bir şekilde değişen dengeler de buna etken oldu. Hatırlarsanız geçmiş yıllarda Türkiye'nin Rusya ve ABD politikaları arasında açıkçası oradaki varlığını yani askeri varlığını oraya koyma noktasında bir takım sıkıntıları vardı. Ancak bu son dönemde özellikle ABD'nin inisiyatif noktasını alma noktasında topu sürekli PYD üzerine atması ve PYD'nin de daha doğrusu orada Kürt varlığını temsil eden unsurların aşırı bir cesaretle bölgenin kuzeyinde kendilerini bir şekilde sanki dünyanın meşru gördüğü bir güç olarak görmek ve gelecekte de orada bir yeni bir oluşum, yeni bir devlet başlatma fikrine kapılmış olmaları onları biraz daha fütursuzca davranmaya doğru sevk etmeye başladı. Tabii bunun içinde özellikle Türkiye'nin Suriye'ye Halep'e kadar giden ya da oradaki Türkmenlere yardım etme noktasında bir koridorun bırakılmaması gerekiyordu. O koridorun da kapatılması yönünde sürekli şartları zorlayan, bu aynı zamanda Türkiye'nin hani acaba ne yapar, ne yapabilir gibi bir tavrını da ölçme mahiyetli hareketleri en sonunda karşılığını bulmuş oldu. Tabii ki onun öncesindeki 15 Temmuz darbe harekatı da açıkçası Türkiye'nin bu anlamda orada atılacak nihai veya daha kalıcı adımların öncesinde Türkiye'nin bölgeye girmemesini sağlayacak bir gerekçesi de belki olacaktı ama bu da açıkçası defedilince Türkiye şu anda sırtındaki yüklerden kurtulmuş olarak orada çok rahat bir şekilde bu kararı aldı ve o bölgede etkinliğini ortaya koymuş oldu. Bu şu aşamada Rusya'nın ve İran da aynı şekilde desteklediği ve Irak'ta da Mesut Barzani tarafından desteklenen bir orada bir destek bulan daha doğrusu bir hareket olmuş oldu. ABD'nin içinde de hem Türkiye'nin tezlerini savunan bir damar olmakla birlikte özellikle Pentagon'un Kürt unsurlar üzerinden politika yürütüyor olması ve Türkleri, daha doğrusu Türk devletini oradaki Kürt bir takım unsurlarla eşit bir seviyede sayıyor olması Türkiye'deki politika yapıcıları veya Türk unsurlarını ya da Türk devletini ciddi rencide etti ki onlar bunu ısrarla görmemezlikten gelmeye devam ediyorlar. Her ne kadar Joe Biden Türkiye'de çok duygusal mesajlar vermeye çalışmış olsa bile bunun yeterince karşılık bulmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin herhangi bir şekilde o yumuşak davranışlardan etkilenmediğini ve tezlerinin daha somut bir karşılığının olması gerektiğini ısrarla vurguladığını görüyoruz. Bu dik duruş açıkçası Almanya, Hollanda ve diğer İsveç ve diğer bir takım Avrupa ülkelerindeki muhataplarımızda da bir karşılık geliştirmeye başlayacaktır ki başladı da. Doğrusu Amerika Birleşik Devletleri belki seçim atmosferinde olmasından kaynaklanan gerekçelerle, belki bölgedeki daha farklı bir takım politikaları sebebiyle burada açıkçası Türkiye'yi biraz dışlayan, küçümseyen veya çok fazla hani yok sayarak onu bir yerde kenarda tutmaya çalışan bir yaklaşım vardı.
Açıkçası şu son hamleyle Türkiye Suriye'de çözümün gerçek mimarı olacak, buradaki yegane dayanılabilecek partner olunduğunu da ortaya koymuş oldu. Evet, söyledikleriniz çerçevesinde İsveç'in eski Dışişleri Bakanı mesela AB empati, Avrupa Birliği empati kuramadı 15 Temmuz darbesinde. Bu büyük bir hata dedi. Şimdi buralara geleceğim. Şunu sormak istiyorum. Çavuşoğlu'nun söylediğine göre Dışişleri Bakanı'nın şu an ABD ile yapılmış bir anlaşma var. Anlaşma çerçevesinde TSK'nın YPG'yi Fırat'ın doğusuna sürmesi gerekiyor. Yani sürmek burada laf mı tabii pek bilemiyorum ama soruyorum sadece. YPG eğer Fırat'ın doğusuna çekilirse oradaki Saddam'ın Araplaştırdığı Kürt bölgeleri Esed. Evet, yani Saddam'ın daha öncesini söylüyorum. Evet, tamam. Evet, o bölgeler eğer Barzani'ne geçerse bu sefer Barzanistan kurulmuş olacak. Şimdi o bölgede bir Kürt yoğunluğun olduğu biliniyor. Evet. Yani dolayısıyla şu anda Irak'ta aslında fiili bir parçalanma var. Hı. Dolayısıyla bunların tek bir devlet altında ve çok birbirini destekleyen, birbirini menfaatlerini kollayan bir yapı altında ileriye doğru gitmesi de çok mantıklı görünmüyor. O anlamda haritaya baktığınız zaman hem Irak'ta hem Suriye'de oldukça parçalı bir yapı görülüyor. Dolayısıyla bazı gerçeklerin görülmesi gerek. Yani orada muhtemelen belli yoğunlukta halkların olduğu eyalet biçimi veya bir takım federal devletler oluşacaktır. Ya da oluşabilme potansiyeli vardır. Ama özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin ısrarlı tutumu, Batı'nın ise bunu hem işte toprak bütünlüğü vesaire falan deyip ama parçalanması yönündeki tutumu veya parçalanmasının önündeki şey olmayan yaklaşımı ve oradaki aslında ne olduğu belli olmayan, kime hizmet ettiği bir türlü anlaşılamamış olan DAEŞ unsurunun bir yerde çok net konumlandırılamaması hiçbir ülke tarafından veya hiçbir güç tarafından orada bir belirsizlik oluşturuyordu. Türkiye açıkçası burada tezi çok net. Türkiye'nin Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü arzu ediyor. Orada belirli bir takım güçlerin o ülkeyi parçalayıp yeni bir takım devletçikler oluşturmasını arzu etmiyor. Çünkü orada bir devlet yapısı oluştuğu zaman bunların bir takım giriştiği paktlar veya bir takım unsurlar kullanılmaya müsait yerler olacak. Niye? Ara devletler, lojistiği sıkıntılı yerler. Dolayısıyla illa Akdeniz'e bir şekilde bağlanmak evet. gibi bir durum söz konusu. Burada Türkiye tabii bir abi olarak o bölgelerin hem tarihsel hem jeolojik olarak şu anki bağlantıların tek ve yegane unsur olarak orada bir söz sahibi, bir hüküm koyma niteliğine sahip. Ama dediğim gibi çeşitli gerekçelerle Türkiye'yi bu anlamda bu abilikten geri tutmak için bir sürü operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edecektir. Bunların ardının arkasını kesildiğini düşünmek yanlış olur. Ama en azından şu aşamada çok fazla bizim içimizdeki Kürt toplulukların veya mücadele o konu o alanda mücadele eden siyasi arenada mücadele edenlerin dilendirmedikleri işte biz Kürt devleti istiyoruz burada bir Güneydoğu'da hem biraz bizden biraz Suriye'den biraz Irak'tan orada bir yeni bir yapılanma oluşturacağız ifadesini kullanmadan ama buna yönelik mücadeleleri en azından bir açıklığa kavuşmuş oldu. Türkiye de burada çok net olarak tavrını koydu. Evet. Ve işin daha Güneydoğu'da değil yani Suriye'de önünü kesmek için gerekli adımları attı. Ha, bu yarın bir gün o bölgede geçen yorumlarımızda vardı hatırlarsanız Rusya'nın özellikle Türkiye'de zayıf bir Esed'le mi şeyini götürmek isteyecektir yoksa daha güçlü bir Türkiye'yle mi
partner olacaktır yöndeki... Şimdi oraya gelip konuyu bitirmeyelim. Daha soracaklarım tamam, var Mustafa Bey. Gene Çavuşoğlu'nun sizin de söylediğiniz gibi IŞİD kime hizmet ediyor dediniz hani belirsiz şu anda. Çavuşoğlu da Fırat Kalkanı hakkında dedi ki koalisyon içerisindeki 5-6 ülke eğer işbirliği yapsaydı bugün DAEŞ diye bir şey ortada kalmazdı dedi. Çok haklı yine. Fakat burada merak edilenlerden bir tanesi de Türkiye'nin neden bu operasyonda Özgür Suriye ile beraber yürüdü? Yani Özgür Suriye biliyorsunuz 5 yıldır bir görünüp bir kaybolan hayalet bir grup gibi. Sahada bir yer alıyor, bir yer almıyor. Ve açıkçası hatırlarsanız ılımlı muhalif grup diyorlardı bunlara daha önce. Okula yakın bölgelerde Halep'te 2 ton bomba patlatarak ne kadar ılımlı olduklarını göstermişlerdi daha önceden. 2015'te de Özgür Suriye neredeyse kalmadı. Özgür Suriye'nin bir kısmı Nusra cephesine, bir kısmı da IŞİD tarafına geçti. Şimdi Özgür Suriye nereden çıktı? Valla tabii şimdi Suriye'de çok fazla güç var. Evet. Özellikle Esed'in kendi ordusunun dışında çeşitli güçler, daha doğrusu bölgesel bir takım güçlerin veya toplulukların silahlandırılmasıyla ortaya çıkmış olan güçler söz konusu ama burada Özgür Suriye ordusu aslında Esed'e karşı muhalif bir yapılanma olarak ilk başta kendini göstermişti. Evet. Bir çatıydı. Bunun içerisinde aslında birçok şey girmek için mücadele etti veya çalıştı. Fakat orada açıkçası aynı çuvala hepsi giremediler. Elbette arada bir takım geçmişte sorunlar oldu ama şu anda en az bulanık diyelim ki şey bu. Neticede ne Suriye'nin o eski rejimini arzu ediyorlar veya ondan yana tavır koyuyorlar ne de Türkiye şeyin dağılması noktasında oradaki toprakların bölünüp işte Kürt veya Arap veya başka bir ulusalcılık yapan unsurların dışında daha Suriye'nin genel bütünlüğünü koruyacak bir yapı olarak duran en aklı başında topluluk şu anda bu görülüyor. Ben öyle yorumluyorum. Evet. Ki Türkiye'nin de bundan daha iyi orada yapabileceği, işbirliği yapabileceği bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Evet, en son Obama'nın IŞİD karşıtı koalisyon özel temsilcisi McCulloch'te TSK öncülüğündeki Serablus operasyonuna ilişkin Pentagon'dan daha önce yapılan bir açıklamayı tekrar hatırlattı. IŞİD'in olmadığı bölgelerdeki çatışmalar kabul edilemez dedi. Yani YPG'nin koruyuculuğunu üstlendi bir nevi. Şimdi ABD'de iki tane ses var aslında. Evet. Bir tanesi bu Pentagon sesi özellikle Türkiye'yi YPG ile aynı eşit mesafede gören, hani aynı bir satranç tahtasındaki iki piyon gibi değerlendiren böyle bir mental yapıları var. Bunu zaten Türkiye hiçbir şekilde kabul etmiyor. İkincisi şeyin oradaki bu unsurlarla yani PYD unsurlarıyla mücadele edilebileceği gibi. Çünkü ABD'nin hava gücünü vesaireyi falan oraya gönderebiliyorlar bir şekilde ama asker güçlerini gönderemiyorlar. Dolayısıyla oradaki doğal olarak da o insan kaynağı olarak da onlardan yararlanmayı öngörüyorlar ama onların da o bölgede bu yararlanmanın neticesinde oradan bir toprak parçası elde etmek gibi bir hedefleri olduğunu biliniyor. ABD de buna göz yumuyor. Şimdi ama ABD'de bir başka kanatta evet aslında Türkiye onlarla asla aynı seviyede olmamalı. Bilakis Türkiye'ye bir söz verdiğiniz zaman bunun yerine getirilmemesi ileride bizim de başımıza büyük sorunlar açacaktır. Mantığını veya gerçeğini bilen bir damar da var. Onlar da açıkçası Türkiye'yi bir şekilde burada daha fazla desteklenmesi gerektiği veya Türkiye bu anlamda destek verilmesi gerektiğini, hele hele oradaki bir takım işte bu çete unsurlarının bir devletle aynı asla değerlendirilmeyip onlara mutlaka Türkiye'nin istediği çizgilerin, kırmızı çizgilerin dışına çıkılmaması noktasında uyarılması gerektiğini savunuyor. Şimdi tabii ABD'nin içinde de bir seçim ortamı yaşanıyor. Çok ciddi politika düzenlemeleri yapmaları oldukça kolay olmadığını düşünüyorum. Ve de demek ki değil ya da. Ama neticede şu anda Suriye'de ABD'nin inisiyatif alma noktasında çok da elinin güçlü olmadığını gördük ve bu kararsızlıkları
Türkiye'yi de bir şekilde tetiklemiş oldu ve Türkiye şu anda çok net bir kararla sahaya indi ve benim dedi kurallarım var, ben bu kurallarımı uyguluyorum. Ha, işinize gelirse gibi bir noktaya getirdi. Evet. Ben sonuçta Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayım. Bunu da söyleyerek dedi ben buradayım ki bizim dedi yıllardır sözünün arkasında duran bir ülke olduğumuzu herkes biliyor. Bunun arkasında başka bir şey de aramayın dedi. Evet. Peki 2014'te Özgür Suriye'nin IŞİD'e karşı YPG ile anlaşma yaptığını biliyoruz beraber yürüdüklerini. Şimdi Türkiye bu örgütle Serablus'ta bir oyunun içine çekilmeye çalışıyor olabilir mi? Yani kandırılmışız noktasına gelir mi acaba? Valla her an her şey olabilir. Yani sonuçta dünyada yani neler yaşamadık şu son yazın, yaz döneminde bile içimizdeki unsurların bile ne kadar kalleş olabildiğini, olunabileceğini, kalleşliğin ne boyutlarda yaşanabileceğini kendi içimizde de gördük. Yani o bakımdan bu sürpriz olmaz. Ama dediğim gibi Türkiye'nin orada bir söylemi ve bir duruşu var. Eğer böyle bir kalleşliği onlar yaparlarsa bir şekilde onlar da bunun karşılığını alırlar. Şimdi Suriye'yi de tabii şöyle de düşünmemek lazım. Aslında orada bir halk kitlesi var. Halihazırda da yaşayan köyler içerisindeki nüfusu teşkil eden bir halk kitlesi var. Bunların her birisi asker değil. Her birisi bir güç değil. Ama güçler ise sayılı. Yani sayıları eline silah taşıyan veya bu konuda belli bir mücadele eden insan sayıları belli. Dolayısıyla yani şu anda biz işte bir hat çektiğimiz zaman sarıdır, yeşildir vesairedir falan. Yani bu tam bir şey de vermiyor. Yani işte biraz da böyle bakmak lazım. Eğer ki o güçlerin ana damarları ile ilgili bunlara verilebilecek ciddi bir hasar hangisi olursa olsun çok da onların bir daha kolay toparlanmalarını sağlamaz. Ve halk desteğinin de orada ne kadar şeyden yana olacağını, yani bu tip kalleşlerden yana olabileceğini, kalleşliklerden yana olabileceğini düşünmeleri gerekir. Çünkü Türkiye'nin Suriye halkına, Kürt, Türk, Arap, Türkmen daha doğrusu, Arap ve diğer uluslar fark etmeden nasıl yardım ettiği, yıllardır ne fedakarlıklar ortaya koyduğu biliniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin, Türkiye'ye orada herhangi bir unsurun yapabileceği bir kalleşliğin o oranın halkı tarafından bir şekilde şey yapılmayacağı konusundaki kanaatim benim ağır basıyor. Mesela yine Türkiye'yi bu konuda teşvik eden bazı ülkelerin hava harekatı sürdürürken Türkiye'yi kara harekatına teşvik etmeleri de ilginç, belki bu açıdan değerlendirilebilir. Ya kara harekatı aslında işin en lojistik ve gerçek boyutu odur. Yani sonuçta bombalarsınız, geçersiniz ama o insanlar oradan onları söküp atmadıkça oradaki unsurları 3 gün sonra gene orada varlardır. Yani onları biz bir attığınız zaman orayı bitirmiyorsunuz. Hani sayılar azalsa bile efendim hatta işte hastalansa, sakat kalsa, bir şekilde bir uzvunu kaybetse dahi onun orada var olması yani işte terör unsurlarının neticede var demektir. Yani siz oraya girmiş olmuyorsunuz bu durumda. Ama kara harekatı öyle değil. Kara harekatında bir şekilde oradaki dengeleri değiştirme şansına sahipsiniz. Peki Türk askerini tehdit edebilir mi? Hava harekatları hani atıp da ya yanlışlıkla oldu falan. O yani o da mümkündür. Yani biz kendi Kıbrıs'ta kendi gemisine ne harekat yapma gibi geçmişte şeyimiz de oldu. Yani bu çok mümkün ama bunu birisi bir şekilde yanlışlıkla dahi olsa yaptığı zaman ondan sonrasıyla ilgili ciddi hesaplar yapması gerekir. Evet, peki Suriye, pardon, Esad'la ilgili Türkiye'nin şu zamana kadarki tavrı belliydi. Esad'ın çözüm sürecinin hiçbir noktasında yer alamayacağını söylüyorlar devamlı. Ancak şu an çözüm sürecine Esad'la beraber girildi. Bununla ilgili şimdi tabii şeyin dündündür, bugün bugündür lafı çok meşhurdu Türkiye'de. Hele 90'lı yılların siyasetinde ve öncesinde ama Esad'ın oradaki varlığı bir vaka. Yani bunu demek ki bir şekilde bugüne kadar ayakta durabildi. Yani bunca hengameye, bunca şeye karşı. Dolayısıyla tabii ki o ayakta durması kendi gücünden kaynaklanmadı. Onun arkasındaki diğer unsurlardan dolayı kaynaklandı. Ama yarın bir gün orada oluşabilecek
güçlü bir de facto unsurun varlığı, özellikle Türkiye'nin oradaki istemi nedir? Bir seçim yapılması ve halkın karar vermesi. Böyle bir çoğunlukta da ya da böyle bir reel bir seçim anında da Esed'in orada kalıcı olacağını veya bir diktatör olarak tek başına belki bir parti kursa 3-5 milletvekili çıkartabilir ama bir güç olarak dominant bir halde kalacağını ben zannetmiyorum. Uzun vadede buna imkan da vermiyorum. Ki yarın bir gün açıkçası Türkiye orada açıkçası oluşabilecek yeni düzende Esed'in konsantrasyonunun eskisi kadar güçlü olmayacağını düşünüyor ve şu anda en azından onunla direkt olarak uğraşmak yerine diğer unsurların bize yakın olan özellikle bizi daha fazla ilgilendiren yakın tehlikelerin üzerine gitmeyi tercih ediyor şu aşamada. Evet, Esad nasıl hala duruyor dediniz. İngiliz The Guardian gazetesi, Birleşmiş Milletler'in Suriye'de yardım programları kapsamında çalıştığı kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin çoğunun Esad'a yakın kesimlerden oluştuğunu ve bunlara 10 milyarlarca dolar aktardığını yazmış. Ya tabii şimdi sonuçta bir devlet olduğunuz zaman oradaki yapı içerisinde sizin bir birikimleriniz var, para basma imkanınız var, bir takım kasaların sahibi başındasınız. Yıllardır bir takım oluşturduğunuz haklı haksız kazançlarınız var. Dolayısıyla bunların bir şekilde yönlendirilmesiyle insanlar da zaten sonuçta iyi kötü gücün etrafında odaklanıyorlar veya birikiyorlar. Şüphesiz Esed de bunu bugüne kadar kullandı ve kullanmaya devam edecektir. Orada ne kadar yok saysanız da o yapı içerisinde işte bir takım sivil toplum kuruluşları vesaire bazı şeyler mutlaka var. Mutlaka insanlar hayatlarını, var olanlar günlük hayatlarını devam ettiriyorlar. Günlük ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yani her gün duman altında, her gün efendime söyleyeyim bir silah sesi altında insanlar 24 saatini geçirmiyor. Dolayısıyla bir hayatın devam ettiği bir alan da var. Bu alanında mutlaka şu anda orada kendi alanındaki gücünün yettiği yerlerde Esed elbette ki kullanıyor. Bunda yani ama dediğim gibi bu ne kadar sürebilir, ne kadar sürdürülebilir bunu da zaman gösterecek. Ama ben çok da fazla açıkçası böyle 10 yıllarca böyle bir yapının sürmesini umuyorum. Çünkü özellikle Türkiye'deki o 15 Temmuz bu anlamda önemli bir gösterge. Neden? Türkiye'deki bu harekat ya da o yapılanma veya Türkiye'yi bir şekilde içe döndürme projesi veya atılımı civardaki bu unsurlarla olan irtibatı kopartmak ve Türkiye'yi içine döndürüp bir şekilde buraya baktırtmayıp hatta buradan da bir şeyler alıp götürmenin bir hesapları belki yapılmıştı. Esed'in ben eminim ki Batı tarafından da çok uzun vadede sevildiğini veya orada durmasının anlamlı olacağını veya orada var edileceğini ben asla ve kata düşünmüyorum. Yani onlar şu anda sadece mevcut kargaşa ve kaos ortamında şey yaptıkları bir oyuncu, güvenilir bir oyuncu onlar açısından. Çünkü güvenilirliği de Esed'in kendi canını kurtarma azminde olma içgüdüsünden dolayı orada bir mücadele azmi ortaya koyuyor. Ve Batı da ya da bunu diğer unsurlarda Batı, Doğu, Rusya, Çin neyse artık kimse bu azmi yani bu can havlini kullanıyorlar. Başka bir şey değil. Ama yarın bir gün biraz taşlar yerine oturduğu zaman onun orada hiçbir şey ifade etmediğini herkes biliyor. Yani evet. Kendi en yakınları bile ya, bu kadar da değil diyeceklerdir buna eminim. Belki o da kandırılıyordur. Biraz da Biden'ın gelişine dönelim Mustafa Bey. Türkiye'ye geldi, Gülen hakkında konuşuldu, 15 Temmuz darbesi hakkında konuşuldu. Fırat Kalkanı hakkında bazı yorumlar yapıldı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii geciken bir adım bunlar. Açıkçası biz ısrarla bu işlerin daha erken olduğunu, olması gerektiğini hep söylemiştik. Onlar da bunun farkındalar. Dedik ki onların kafalarındaki hesap başkaydı ve yeni duruma adapte olmakta. Onlar da güçlendiler, zorlandılar. Veya böyle bir harekatın ya da böyle bir sonucun beklenmediği ve ikinci bir yani B planı olmaması mümkün değil davranışlarında ama en azından siyasi olarak
oradaki Güneydoğu'daki hedefleri ile örtüşen yeni bir politika geliştirmekte belki biraz zaman aldı onlar açısından kendi iç politikaları çerçevesinde. O yüzden burada açıkçası çok da böyle hani sert adımlarla değil, tam tersi ezik ve olabildiğince munis bir tutum izlediklerini gördük. Bu sırf ABD için değil, Batı için de geçerli. Bugün sadece söylem olarak değil, yaptırım gücü ve atılacak adımlar noktasında Türkiye'nin artık daha dominant ve etkin hem söylem hem de adımlar attığını görüyoruz. Evet, peki Türkiye şu zamana kadar NATO ile beraber yürüdü, birden Rusya ile müttefik haline geldi. Ama bakıyoruz ki bir yandan Çavuşoğlu, Binali Yıldırım vesaire ABD ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde gibi cümlelere devam ediyorlar. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi Türkiye tabii ki Batı'nın bir parçası gibi görülüyor. Ama Batı bunu eğer ki görmüyorsa ve hakikaten Malazgirt'te Türkiye Doğu Roma İmparatorluğu'nun o aldığı büyük yenilgi, Roman Diyojen'in aldığı büyük yenilgiden sonraki bir takım kayıpların öcünü almak gibi bir duyguyla aslında bugün hala böyle bir amaçla çalışıyorsa veya böyle bir amaca sahipse bunun NATO veya başka şeyler bir yere kadar maskeleyecektir. Dedi ki sahada bir takım şeyler belli olur. De facto olan durumda şu anda Suriye içindeki taraf tutmalardır veya oradaki duruşlar oluyor. Açıkçası NATO, işte geçen sefer de yorumladığımız Türkiye'deki bazı atom başkanı Romanya'ya geri çekti falan. Yani daha öncelerinde de bir şey söylemiştik hatırlarsanız. Mülteci akımı ile ilgili Batı o sınırı veya önlemleri Ege Denizi'nde değil Suriye'de almalıydı. Veya Suriye'nin evet, kuzeyinde keşke alabilseydi. Dolayısıyla böyle bir Batı'nın Türkiye'yi içselleştirme problemi var. Ve Türkiye de bunu biliyor ama belli bir takım dengeler çerçevesinde bugüne kadar getiriliyordu. Fakat Türkiye bugün biraz daha net verilerle dünyanın diğer güçleriyle de bir takım paktlar içerisinde olunduğunda menfaatlerinin daha iyi gelişeceğini farkına varmış durumda. Çünkü Batı'nın bu anlamdaki uzun vadeli bütün yaklaşımları ve gücünün de çok umulduğu gibi veya sanıldığı gibi etkin olmadığının da onun bu anlamda biraz daha güçlendiğinin farkına varılmış durumda. Batı da bunu açıkçası görüyor. Onun da kendini biraz daha sigaya çekmesi gerekiyor bu tutumlar karşısında en azından. Şimdi Fırat Kalkanı ile ilgili şimdilik bu kadar. İnşallah önümüzdeki günlerde Allah'ın yardımı üzerimizde olur. Amin. Mustafa Bey, Fransa'ya dönelim biraz da. 2017 Cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını koyan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanlarından Sarkozy, Fransız kimliğine zarar verdiğini öne sürdüğü tesettür, Mayo, Haşema'nın tüm ülkede yasaklanması gerektiğini savundu. Ülke çapında bunun üzerine protestolar başladı. Hatta açık bazı bayanlar haşema giyerek denize falan girdiler. Bu işte bizdeki bir zamanlar yaşanan kavganın bir şeysidir. Evet. Hani Cenab-ı Allah diyor ya sanki böyle bir inanmış insanlara atılan bir iftira başınıza gelmeden ölecek misiniz, öleceğinizi mi sanıyorsunuz gibi bir ayet var. Bu da evet, bir yerde sanki o gibi. Yani bu bir insan hakkı, fıtri bir şey, insan örtünme ihtiyacını siz zorla engellemeye kalktığınız zaman bunu yapan devlet, tamam mı? Bunu yapan devlet. Ama halkın böyle bir talebi yok, halkın böyle bir şey yok. Kaldı ki Fransa'nın böyle bir yasağı sembolik olarak bunun belki üzerine gidiyor şu anda ama bunun nihai olarak orada sağlayabilecek uzun vadeli bir gücün olmadığını çok yakında göreceğiz. Evet. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Türkiye'nin bugün Fransa'nın bilmiyorum ama yaş ortalaması 29.6 civarında Fransa'nın sanıyorum 60'ların üzerinde veya 60'lara yakın. Dolayısıyla Fransa'daki gençliğin çoğu da ya Marakeşlidir ya da göçmendir. Dolayısıyla Fransızlar o anlamda yani her birisi gerçekten katı bir laik de olmuş olsalar bu şeyi iç baskıyı
bir anlamda göğüsleme şansının olduğunu zannetmiyorum. Bu bir insani gereksinimdir ve kesinlikle Fransa'nın aynı o işte laisizmin yanlış Türkiye'deki yanlış uygulamasını şu anda onlar da tezahür etmeye başladı. Ve onların gerçekte demokratik insan hakları şu bu falan filan söylemlerinin tamamen boş, tamamen içi boş bir değer olduğu görüldü. Ve bizim de özellikle Avrupa'yı isteyen batıcılarımızın bu içine düştükleri bu gibi örneklerle, imge örneklerle Batı'nın demokratik yaşamının veya demokrasi anlayışının ne kadar yerlerde süründüğünü göstergesi olarak değerlendirmek lazım bunu. Sarkozy bunları söylerken ceket ve kravat uyumuna baktım. Çok zevksizdi. Bence Fransa'nın Cumhurbaşkanlığında yeri yok diye düşünüyorum. Evet. Meclisten atmalılar. Bir de Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı bu hafta biliyorsunuz. Evet, üçüncü köprü. Evet. Çok hoşuma giden bir şey gördüm sosyal medyada. Eskiden Batı'da Avrupa'da köprüler, yollar yaparlardı. Biz başörtü sorunuyla uğraşırdık. Şimdi onlar haşemoyla uğraşıyor. Biz köprüler yapıyoruz diye. Bu çok iyi bir tespit olmuş. Evet, evet. Harika. Yani Türkiye'nin hakikaten dev projeleri vardı. Açıkçası aklımızı biraz geriye alalım. Gezi olaylarına dönelim. Gezi olaylarından sonraki o bir platform vardı. O platformun işte buradaki parkın ağaçlarının kesilmemesi, işte burada şu işlemin yapılmamasını istiyoruz. Ama ayrıca toplumsal olarak iktidara karşı, iktidarın sert uygulamalarına ve kendilerini dışlayan uygulamalarına karşı da bir takım taleplerimiz var. İşte 3. köprünün yapılmaması, 3. havalimanı, Kanal İstanbul gibi projelerin Türk toplumunun bunlarla şey yapılmaması gibi bir takım talepleri vardı. Yani Milliyet Gazetesi'nin ve o günkü basını Google'dan açıp baksınlar izleyenlerimiz. Orada yani gezi olaylarının akabinde yayınlanan deklarasyonda 3. köprüden, Kanal İstanbul'dan ve diğer bir takım büyük yatırımlardan bahsediliyor. Şimdi evet. 3. havaalanından bile. Burada demek ki açıkçası bizim içimizde ne kadar satılmış insanlar varmış veya bizim içimize insanlar girip bazı kişileri, toplumu demek ki yönlendirebiliyorlarmış. Ama bu ülkenin gerçek dinamikleri Yeni Kapı'da ayaklandı ve kendisini ortaya koydu. Türkiye'de artık o eski bu Beyaz Türklerin zamanında kullandığı böyle bir takım sol sağ jargonlar vardı. Bunların tamamen dışlandığı, gerçekten milletin sağcısıyla solcusuyla, başı açık kapalı, Alevisi Sünnisiyle bir olabildiği bir döneme girildi ve bu yatırımların Türkiye için ve insan için önemi anlaşıldı. Biz şu anda gerçekten ileri gidiyoruz. Avrupa'da o hani eski jargonda konuşayım, hani sevmediğim bir dildir, sevmediğim bir şeydir ama faşizan yapıları ve baskıları onlar şu anda diriltip, hortlatıp da orada hortlayıp onların başına sıkıntı örmeye devam edecek gibi geliyor. Yani gidişat şu anda onu gösteriyor. Evet, kadın polislerin başörtü takmasının önündeki engel de kaldırıldı. Onun bu çok yapalım. Aslında absürt bir şeydi. Bugün şeye gitsinler, İngiltere'ye gitsinler. Hintli bir şey, nedir onun ismi? Mesela bir Sih mezhebi mensubu. İngiltere'de bile işte başındaki kasketiyle, belindeki kuşağıyla, üzerinde taşıdığı bıçağıyla bu işi yapabiliyor. Yani kıyafet vesaire konusundaki özgürlükler, yani insanları böyle bu tarz şeylere kısıtlamanın ne kadar basit olduğunu, ne kadar sığ bir yaklaşım olduğunu Türkiye artık keşfetti ve önündeki bu engellerin inşallah en sonuncusunda önünden atmış oldu. Başka da engeller varsa onları da kaldıralım. Zaten başörtüsünün yani başörtüsüne karşı görüşlerine Batı'ya tepki olarak özgürlük heykelinin pelerinin çıkarmışlardı en son. O da ilginç bir görüntüydü. Mustafa Bey son olarak bana göre gündemin bombası, inşallah devamı gelir diyelim. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez geçen akşam NTV özel yayında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlamıştı. Programda Mehdi konusu da konuşuldu.
ve dedi ki Mesih hareketleri dinimizde hep sorun olmuştur. İslam'dan önce de bütün dinlerde kurtarıcı beklentisi olmuştur. İslam'da da bu vardır. 14 asır geçti İslam peygamberinin üzerinden. Yüzlerce Mehdi geldi, hepsinin sahte olduğu ortaya çıktı. İslam bireysel olarak sorumluluğu her insana vermiştir. İnsanın iyiliği de kötülüğü de kendisinindir. İslam peygamberi kızına babam peygamberdir diye bana güvenme der ki burada şefaate de belki biraz dikkat çekilebilir. Hiç kimse bana bir kimsenin üzerindeki vebali alma gücüne sahip değildir. İslam'ın bu noktada insanın sorumluluğu ile ilgili bu temel hususu ortaya koyduğunu bilmeliyiz. Mehdilik konusu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette yer almaz. En temel hadis kitaplarımızda da bu kavram yoktur dedi. Evet. Bu tabii ki bunlar geciken açıklamalar. Evet, yani, çok geç kalmış. 15 Temmuz'dan önce böyle bir şeyi yaparlar mıydı? Asla yapmazlar. Yapmadılar yani. Niye yapmıyorsunuz? Yapsalardı yaşanmazdı. Yapsaydınız bizde hiç olmazsa vatandaş da ona göre daha bir nitelikli davranırdı. Ama o zaman bunu cesaret edemediler. İlla bir Fethullah Gülen çıkması gerekiyordu demek ki. Evet. Bir kötü insan çıkacaktı. Ondan sonra bu noktaya gelebilirler. Ben bu anlamda o insanların yani o Fethullah Gülen gibi veya diğer bir takım böyle işte piyasada dolaşan Hacı Hoca takımının liderliğini yaptığı bir takım insanların bu Diyanet'in tutumu yüzünden ortaya çıktığını evet. düşünüyorum. Geçen bir yani son cuma namazında şeyi de eleştirdi. Hani bunu da hatta geciken bir şey olarak düşündüm. Canlı bombanın yanlış olduğunu ve işte bunun cennete götürmeyeceğini bir insanı öldürmenin insanlığı öldürmek olduğunu söyleyen evet. Maide Suresi'ndeki ayeti hatırlattı falan. Şimdi bunlar açıkçası geciken ve tamamen böyle hani biraz böyle durumun gereğini siyasete uymak gibi bir durumdan kaynaklanan bir hal gibi görüyorum. Yani Kur'an'ın bir gerçeğidir bu. Siz Allah Resulü gelecek, Kur'an'dan başka kendisine yol gösterici bir kişi arayan, evet. Allah Resulü'nden başka, Hatem-ül Enbiya olan, en son Nebi'den başka kendisine bir kurtarıcı bekleyen insan kadar hani yani bu işte Cenab-ı Allah şeyde ayetinde söylüyor. Bundan daha aptal kimdir diyor. O kişi bir başkasından kendisine yardım isteyen, kendisine ahirette din gününde yardım edeceğini sanmak ne büyük bir gaflettir diye Kur'an-ı Kerim bunları birçok yerde söylüyor. Ali İmran suresinde söylüyor, Ahzab suresinde Araf suresinde 192'de söylüyor. Ve devamında söylüyor. Ahzab suresinde söylüyor ve diğer bir sürü yerde söylüyor. Şimdi bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de dururken Diyanet'in daha yeni çıkıp bu sözü söylemesi, testi kırıldıktan sonra bunu söylemesi bile hani yine Allah'a şükür ediyoruz ama keşke bunları zamanında bu dini gerçekten Kur'an'dan öğretmek gibi bir misyonu Diyanet İşleri Başkanı ve önceki başkanlar da üstlenmiş olsalardı. Evet. Ama onlar tamamen eyyamcılık yaparak piyasadaki o böyle şefaat bekleyen, mehdici, efendim insanlara böyle gaybden şeyler isteyen, Allah'ın bir takım inisiyatifleri devrettiği işte ahsaplar, ahtaplar, kutuplar ve gavslar aleminde yaşayan o hani İslam'la zerre kadar alakası olmayan, İslam'la zerre kadar bir bağlantısı olmayan bu fikirleri bugüne kadar keşke kınayıp bunları dışlayabilseydi. Fetvalarından, bütün söylemlerinden. Ama bunu yapmadılar. Şimdi birisi çıktı. Bu söylediklerini her akşam televizyonlarda ne kadar çok Fethullah Gülen karşıtı veya bu fikirlerin karşıtı insan varmış diye biz de açıkçası seyrediyoruz. Yani evet. 93'ten beri vakfın ilk kurulduğu yıllarda çıkarttığımız kitaplarda bu isimlerin hem de direkt ismini vererek yaptığımız çalışmalar ortada. Bunlardan dolayı bizleri dışlayanların bugün böyle şey yapıyor olmalarını açıkçası gıpta ile izliyoruz ama Allah şüphesiz ki bütün yapılanları, yapılacak olanları ve insanların bunu söyleyenlerin kalplerindekini biliyor. Ama şuradan bir kez daha son olarak şunu söyleyeyim. Bir şefaatçi beklemek, hele hele Allah Resulü'nün üstüne işte Hazreti İsa gelecekmiş. Hani bir abi peygamber olarak Batı'nın gösterdiği o Yahudilerin ve Hristiyanların felsefesinin alıp bize monte eden
Müslümanlara da yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Bunu yapanlar kimlerse mutlaka Allah onların hesabını verecektir. Evet. Öyle bunları hadis kitaplarını şuraya buraya sokanlar da bu dine, bu Kur'an'a büyük bir zulüm etmişlerdir. Ve bu zulmün de şu anda çıktığını görüyoruz. Kur'an'la en ufak bir ilgisi olmayan bu fikirlerin inşallah içimizden kısa sürede ayıklanıp gitmesini umuyorum. Temizlenmesini. Söylediğiniz gibi 93'ten beri vakıf tavrını gösteriyor bu isimlere karşı. Fakat bugün nedense hiç kandırılmayanlara sorulması gerekirken nasıl kandırılmadınız diye, kandırılmışlar nasıl kandırıldınız diye soruluyor. Evet yani o da medyanın bir oyunu gibi yani çok ilginç. Bu tuhaf bir şey oyunu. Evet. Nedir onun ismi? Algı oyunu. Algı oyunu ve hani televizyonlara insan çekme rating oyunu olarak bunu görüyorum. Halbuki her gün onlarca okuduğumuz Fatiha suresinde kurtuluş ermenin yolu belliydi yani. Bu kadar basit, evet. Söylediğiniz gibi Mehmet Görmez de bunları yeni söyledi. Vebal acaba sadece o insanın sorumluluğunda mı yoksa bunları şu zamana kadar söylemeyenlerin sorumluluğunda mı? Şu da çok dikkatimi çekti. Sanki bu bir yorum gibi gene eserlere, gene bu eserleri savunanlara hiçbir ne isim veriliyor ne bir leke hani şu şunda yanılmıştır falan gibi. Gene aynı eserlerle devam ediliyor. Yani bu, ne bu kadar inilecek söylense yani. De. Onlar da böyle çok içten bir dışlama yok yani o söylemlerinde de. Sadece maalesef işte sadece durumu kurtarmak, günü kurtarmakla ilgili bir yapı var sanki, bir durum var. Gene de güzel bir adım. Teşekkürler Mustafa ben Bey. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.